Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adansa'ya Discord eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım tekrardan. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Discord sunucunuza özel URL nasıl yapabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki Discord sunucunuza özel URL yapabilmeniz için belirli başlı sunucunuzun boost alması gerekiyor. Ve boostlar da paralı arkadaşlar. Bu boostları kullanıcılar Nitro aldıkları zaman yanlarına tabi bu klasik ve boostlu nitro diye ikiye ayrılıyor. Boostlu nitro aldıkları zaman 2 tane geliyor. Bunları istedikleri sunuculara basabiliyorlar arkadaşlar. Ve bu sayede sunucu belirli boost seviyesine ulaştığında özel URL yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu videomuz sunucularına boost basamayan arkadaşlarımız için yapıyoruz. Sunucunuz boostlu bir sunucuysa bu videoyu izlemenize pek de gerek yok. Şimdi bu videomuzda dediğim gibi boost basamayan, imkanı olmayan arkadaşlarımızın nasıl özel URL yapabileceklerini göstereceğim. Ayrıntılı bir şekilde bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin de güzel bir sunucunuz olur. Yani özel bir sunucu URL'iniz olur daha doğrusu. İsterseniz hemen fazla uzatmadan nasıl yapabileceğinizi gösterelim. Şöyle hemen Discord'uma geçiyorum arkadaşlar. Burası da benim kendi Discord sunucum. Kesinlikle Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Şu anda yaklaşık 1100 kişi arkadaşlar. Gelin bakalım 2K'ya doğru gidiyoruz bakalım. Şöyle şimdi linkimiz nasıl onu da bir göstereyim. Şöyle bir linkimiz var arkadaşlar. Burası tabii ki benim kendi linkim. Hani kendi yaptığım, kendi tasarladığım bir özel URL. Bakın kendi sunucum şu anda şöyle göstereyim sunucu takviyesi bölümünden. Sıfır yani hiçbir takviyesi yok şu anda. Şöyle söyleyeyim, bu özel URL yapabilmeniz için sunucunuzun 3. seviye olması gerekiyor. Bunu da tabii ki 14 boost ile yapabiliyorsunuz. Bu önceden şöyleydi, 2 boost, 15 boost, 30 boost şeklinde oluyordu. Şimdi artık düşürmüşler, 2. seviye 7, 3. seviyeyi 14 yapmışlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Ama dediğim gibi bu videomuzda bu Discord'u kullanmayacağız. Tamamen başka bir platform sayesinde kendimize özel bir URL yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle hemen burayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi benim bu kendi linkim arkadaşlar, özel URL'm. Hemen bunu tıklıyorum, bakın şöyle gösteriyorum. Böyle bir sayfada geliyor arkadaşlar ve böyle kendimizi sunucuya davet ediyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi böyle açılıyor. Şu anda benim uygulamama geldi. Hemen bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen burayı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar arama kısmına gelip buraya discord.io yazıyorsunuz. Şöyle yapıyorum ben. İlk önce yazıyorum çünkü şu anda mekanik klavyem var. Blue switch, bu yüzden çok fazla ses çıkıyor. Videoyu kirletmek istemiyorum. Hatta sizlere şöyle küçük bir dinletim yapabilirim. Bu sesin nasıl çıktığını ben kendim montajda göreceğim. Yani fazla çıktığını biliyorum. Hemen mikrofon da yanında. O yüzden konuştuktan sonra yazıyı yazacağım. Onu da söyleyebilirim. Şöyle discord.io yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz arkadaşlar. Direkt zaten kendi sitesine atacak. Ben bunu açıklama kısmına link olarak da koyacağım, bilginiz olsun. Oradan giriş yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sitemiz böyle. İlk geldiğinizde bu ne yahu diyebilirsiniz ama hiç telaşlanmanıza gerek yok. Hafif bir İngilizceniz varsa kolaylıkla yapabilirsiniz zaten. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk başta arkadaşlar bu sitede Discord hesabımızı bağlamamız gerekiyor, açmamız gerekiyor. Hemen sağ yukarıda bulunan login butonuna tıklıyoruz ve burada Discord hesabımızı bağlıyoruz arkadaşlar, yetkilendire tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi welcome dedi, işte hesabınız başarıyla tamamlandı, bağlandı anlamına geliyor burada, bunu anlatmak istemiş. Buradan hemen OK'ya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yaptık. Bu kısımlar da güzel bir kısım. Bu kısmı bir sonraki videoya saklayacağım. Gerçekten o videoyu da izlemenizi tavsiye edeceğim. Gerçekten güzel bir video olacak, onu da söyleyeyim. Şimdi bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar Add List diye bir bölüm var. Buraya tıklayacağız. Hemen tıklayalım. Altta bulunan Berk Akar yazan kısım arkadaşlar özel URL bölümünüz oluyor. Buraları zaten hızlı hızlı anlatacağım sizlere. Mükemmel bir bilginiz olacak. Hemen hızlı bir şekilde yapacaksınız. Şimdi hemen Discord'umuza geçelim. Buradan ben bir sunucu ekleyeceğim. Hemen bir kendim oluşturayım kısmından bir tane sunucu oluşturacağım. Özel URL diye bir isim yazdım, hemen oluşturdum. Buradaki ben bir linki alacağım. Şimdi sizlere en güzel, en doğru link nasıl alınır onu göstereceğim. Hemen sunucunuzun ismine tıklıyorsunuz. Burada bulunan insanları davet et butonuna tıklıyorsunuz. Burada hemen altta bir tane link var. Mavi yazılı bir isim var. Davet bağlantısını düzenle diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra sona er diye bir şey var. Burayı arkadaşlar asla yapıyorsunuz. Maksimum kullanım sayısını da limitsiz yapıyorsunuz. Bundan sonra yine bir bağlantı oluştur diyorsunuz ve bu linki kopyalıyorsunuz. Şimdi ayrıyetten link oluşturma şeyleri de var. Hani bunları odalardan da yapabilirsiniz. Mesela şöyle aldığınız zaman buradaki kopyalayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Siz bu odayı gidip sildiğiniz zaman bu bağlantı da sona erecektir. Yani bunu söylemiş olayım. Hemen URL'imizi kopyaladığımıza göre hemen sitemize tekrardan geçelim. Şimdi arkadaşlar bizi ilgilendiren kısım burası. Hemen burada işlemlerimizi yapıyoruz. Buraya arkadaşlar şu kısma
davetimizi yapıştırıyoruz. Şu anda davetimizi yapıştırdık gördüğünüz gibi. Hemen yukarıda bulunan discord.io/ yazan yere linkimizin ne olması gerektiğini, ne olmasını istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Mesela şöyle gelelim, bakın kendi şeyimde burada discord.io/berkakar yazmışım. Siz bu linki girdiğinizde benim sunucuma gelebileceksiniz. Aynı şekilde siz buraya ne yazarsanız yazdığınız şeyle sunucularınıza girebilirsiniz. Mesela ben özel URL diye bir şey açmıştım. Ona benzer bir isim yazalım. Mesela özel URL diye bir yazı yazalım. Mesela bunu almamışlar. Eğer alınmış bir link olsaydı, mesela şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir isim yazdığınız zaman, biliyorsunuz ki ben burada kendi linkimi oluşturmuştum. Siz bunu bu butona tıkladığınızda hata verecektir. Bu linki alamayacaksınız. Daha önceden kullanıldığı için. Biz yine eski ismimize geri gelelim. Özel URL yaptık arkadaşlar. Burada daha sonra ne yapabiliriz? Hemen şu alt kısımda şuraya tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar belirli seçenekler var. Hemen alt kısımda bir renk seçebiliyorsunuz. Linke tıkladığınızda o bölümü seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle olması lazım. Sanırım bu rengi seçtiğinizde şurası falan rengi değişiyordu yanlış hatırlamıyorsam, ya da siteyle ilgili bir renk olması lazım. Siz burayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben mesela kırmızı yapayım. Ondan sonra arkadaşlar şu alt kısımda bulunan buradaki de şey, sunucunuzda ne kadar aktif üye varsa ona yakın sayıda bir sayı gösteriyor. Sunucunuzdaki aktif kişileri gösteriyor yani kısacası. Hemen burayı da isterseniz aktif edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben kendi linkimde aktif etmiştim. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Daha sonra arkadaşlar bu butona tıklayarak özel URL'imizi yapabiliriz. Hemen tıklıyorum. Gördüğünüz gibi özel URL'imiz oluşturuldu. Az önce bir hata yedim. Hani URL'iniz geçersiz diye. Hemen o sırada yeniledim ve tekrardan yapıştırdım. Eğer bu hatayı yapıyorsanız, hani siz de alıyorsanız, hemen gidip sunucu girin, URL'inizi değiştirin ve yapıştırın arkadaşlar. Bu olacaktı. Gördüğünüz gibi şu anda URL'imiz hazır. Burayı kopyalayabilirsiniz. Burayı kopyaladıktan sonra tek şey siteye yapıştırmaktır. Ondan sonra şöyle yapacaksınız. Sitenizi bir yenileyin arkadaşlar. Özel URL'inizi yaptıktan sonra eğer yenilemezsiniz bu bölüme gelmeyecektir. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim açtığımız sunucuda bir fotoğraf olmadığı için şu anda fotoğrafı böyle gözüküyor. Bu arada az önceki renk olayı burasıymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası kırmızı oldu. Benim kendi sunucumda sarı. Şimdi burayı yenilediğiniz zaman böyle gözükecek. Eğer sunucunuzda bir fotoğraf varsa bu şekilde gözükecek. Fotoğrafınız yoksa bu şekilde gözüküyor. Hemen arkadaşlar burada bulunan ayarlar butonuna tıklayın. Sizi buraya atacaktır. Aynı şekilde buraya girmek istiyorsanız profilinize tıklayın arkadaşlar. Buradan arkadaşlar My Invites bölümüne girip buradan Edit butonuna tıklayabilir. Yine bu sayfaya gelebilirsiniz. Bizde her şeyi ayrıntılı ayrıntılı gösterme adetimiz var arkadaşlar. Bunları hepinize güzel güzel gösteriyoruz. Amacımız herkes çok bilgi öğrensin. Herkesin işine yarasın. Şimdi arkadaşlar burayı isterseniz Türkçe diline çevireyim. Burası sizin için de iyi olsun. Hemen Türkçe diline çevir yaptım. Burası arkadaşlar, buraları hızlı hızlı geçeceğim. Burası arkadaşlar linkinizle ilgili kısa bir özet, hani bilgi vermek. Mesela işte eğitim sunucusu. Hani böyle kısa kısa burada bilgiler verebilirsiniz. Kategori bölümüne işte burada istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Ben burada toplumu seçeyim mesela. Etiketler bölümüne de işte eğitimle ilgili bilgiler yazabilirsiniz. İşte Discord yazabilirsiniz. İşte ne bileyim eğitim yazabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman güzel güzel etiketleriniz olacak. Tabii ki bunları yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız hiç de fena olmaz. Sonra açıklama bölümüne uzun uzun açıklama yazabilirsiniz. İşte siteleriniz varsa onları yazabilirsiniz. Bu sunucuyla ilgili uzun uzun bilgiler verebilirsiniz. Bunlar tamamen sizinle alakalı, istediğinizi yapabilirsiniz. Ben şöyle rastgele yazdım arkadaşlar. Eğer bir internet siteniz varsa buraya ekleyebilirsiniz. Mesela YouTube kanalınız olur. Gidersiniz buradan YouTube kanalınızı kopyalarsınız. URL'sini kopyalarsınız. Gelip buraya yapıştırırsınız. Aynen bu şekilde. Sonra arkadaşlar burada davet etmek bölümüne tıklayın. Buraya isterseniz parola girebilirsiniz. Bu parolanın işlevi tam olarak ne bilmiyorum ama bunu eklediğiniz zaman sanırım bu özel URL'yi değiştiremiyorlar. Hani ayar yapamıyorlar diye biliyorum. Bunu isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben kendi linkimde yapmadım. Burada açılış sayfası diye bir şey var. Burayı ben bu şekilde kullanıyorum. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Yani tamamen bu şekilde. Bu yaptığınız ayarları kaydetmek istiyorsanız daveti güncelle diyebilirsiniz. Yani bütün ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz linkimiz nasıl gözüküyormuş hemen ona bakalım. Hemen siteme geldim. Buraya CTRL-V yapıyorum. Hemen Enter'a tıklıyorum ve bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda sunucumuzun profili olmadığı için o şekilde gözüküyor. Sağ kısımda da şöyle göstereyim. Sağ kısımda da aktif olan kullanıcıları gösteriyor. Yani bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Siz de böyle kolay bir şekilde sunucunuza özel URL yapabilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Daha fazla böyle Discord eğitim videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzda da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.